Aşağıda verilen görsellerden hangisi bir popülasyon örneği olabilir? Popülasyon sınırları belli bir alanda bulunan aynı türden bireylere popülasyon denir. Burada farklı farklı türler var. Burada da yine bir ekosistem, A ekosistem, B ekosistem, C komünite, D ekosistem örneği. Yani canlı ve cansız faktörlerin ve birden fazla canlı çeşitliliğin olduğu ortamlar ekosistem veya komünite örneği olabilir. Ama burada sadece küçük balıklar görülüyor. Tek bir türden, aynı türden bireyler söz konusu. O yüzden de buradaki bir popülasyondur. Cevap E. Aşağıda farklı insan popülasyonlarına ait yaş dağılımı piramitleri verilmiştir. Buna göre dengeli, gelişmekte olan gerileyen popülasyon örnekleri hangileridir? Genç fer sayısı fazla, yaşlı fer sayısı az, ilerleyen popülasyon. Her ikisi de genç ve yaşlı fer sayısı eşit, dengeli popülasyon. Yaşlı fer sayısı çok, genç fer sayısı az, gerileyen popülasyon örneğidir. O halde cevabımız B. Aynı türe ait 3 farklı popülasyonla ilgili olarak özelliklerinden hangileri bu popülasyonlardaki sağlıklı bireyler için aynıdır? Aynı türe ait bireylere popülasyon denir. Solunum şekilleri aynıdır. Üreme dönemleri farklılık gösterebilir. Üreme şekli aynı türün bireylerine aynıdır. Aynı türün sağlıklı bireylerinin kromozom sayısı aynıdır. Buna göre cevabımız D. Bir bitki popülasyonunun zamanla küçüldüğü gözleniyor. Buna göre grafikteki değişimlerden hangileri bunun sebebi olabilir? Popülasyonun küçülmesine yaşam alanının darlığı sebep olabilir. Yeterli miktarda ışık alamadığı zaman popülasyonda küçülme görülür. Karbondioksit fotosentezde kullanılan bir faktördür. Miktarı arttıkça popülasyon hızı artar. Ortamdaki minerallerin miktarı artarsa bitki popülasyonda olumlu yönde etkilenir. O halde 1 ve 2 olumsuz etkiler. Cevap A. Belirli bir çevrede aynı türe ait bireylerin oluşturduğu yaşama birliğine popülasyon denir. Eşeğili üreyen canlıların oluşturduğu bir popülasyonun bireylerinde aşağıdakilerden hangisi ortak değildir? Popülasyon aynı türe ait bireyler, kromozom sayıları aynıdır. Beslenme şekilleri aynıdır. Solunum şekilleri aynıdır, üreme şekli aynıdır. İnsan popülasyonu olarak düşünürsek genetik yapı canlılarda farklılık gösterir. Kimisi sarı saçlı, kimisi kahverengi saçlıdır. O yüzden cevap D. Aşağıdaki grafikte 3 farklı popülasyonda 1 yıl içinde meydana gelen ölüm miktarları verilmiş. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Popülasyonların ölen birey sayısını biliyoruz ama popülasyonun normal olması gereken birey sayısını bilmiyoruz. Kaç kişiden ne kadar, yani kaç bireyden ne kadarı öldü? O yüzden çok fazla ölen olabilir ama birey sayısı aşırı fazlaysa veya doğum oranı fazlaysa popülasyon küçülen bir popülasyondur diyemeyiz. Belki doğum oranı ölüm oranından daha fazla. Z büyüyen bir popülasyondur. Burada da ölen birey sayısını vermiş. Ölüm oranını vermemiş. Yani ölüm oranı, doğum oranı kıyaslaması yok. O yüzden de büyüyen bir popülasyon olduğunu çıkartamayız. X popülasyonunun yoğunluğu sabit kalıyorsa Y'nin yoğunluğunun azaldığı söylenebilir. Burada popülasyonların kendi aralarında da bir ilişki olduğundan bahsedilmemiş. Sadece ölen birey sayıları verilmiş. Üçüne de ulaşamayız. Cevap E. Aşağıda S tipi büyüme eğrisi ve bu eğri ile ilgili bilgiler içeren tablo verilmiştir. Buna göre grafikte verilen A, B, C, D ile ilgili numaralandırma hangisine doğru yapılmıştır? Büyüme hızının en yüksek olduğu aralık pozitif büyüme aşaması yani B'dir. 1B. Büyüme hızının sıfır olduğu aralık yani D aralığı 2D. Çevre direncinin artmaya başladığı evre 4 nolu zaman dilimi, 3 nolu zaman dilimi çevre direncinin artmaya. Popülasyon kurulum evresinde yavaş yavaş birey sayısı arttığı için çevrenin olumsuz etkileri de yavaş yavaş artış gösteriyor.
Büyümenin azalarak devam etmesi, C aşamasında negatif artış fazı, B aşamasında logaritmik artış fazı, C'de de artış var ama artış azalmış. O yüzden 4. Cevabımız A. Popülasyonun yaşadığı çevrede sürekli büyümesine engel olan her türlü biyotik, abiyotik faktöre çevre direnci denir. Aşağıdakilerden hangisi çevre direncine örnek olarak gösterilemez? Bir kovandaki arı sayısının hızla artmasıyla kovanın dar gelmeye başlaması, yani alan faktörü çevre direncini oluşturur. Kayısı ağaçlarının çiçeklerinin soğuktan yanması, soğuğun olumsuz etkisi çevre direnci. Kurbağalar arasında mantar salgınıyla zamanla birey sayısının azalması, hastalıklar bir çevre direncidir. Laktik asit fermentasyonu yapan bakterilerin laktik asitleri yaşadığı ortama bırakması, ürün artışı, birey sayısını sınırlandıran bir denge faktörüdür. Bu da çevre direncidir. Çevre planlaması ile insanların yeni binalar inşa etmesi. Burada çevre planlaması yapılmış, insanlar yeni binalar inşa etmiş. Birey sayısını olumlu yönde etkileyecektir, arttıracaktır. Cevap E. Küçülmekte olan bir popülasyonda T anından itibaren çevre direnci azalmaya başlamıştır. Buna göre bu popülasyonun birey sayısının zamana bağlı değişimi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır? T anından itibaren çevre direnci azalmışsa birey sayısı artış göstermeli. Burada birey sayısı azalmış, birey sayısı azalmış, birey sayısı sabit. T anından itibaren birey sayısı artmış, birey sayısı artmış. Yalnız şuradaki tekrar bir azalma olmuş. Bu anlamlandırılamadı. Yani yukarıdaki ifadeyle ilgili değil. O yüzden T anından itibaren çevrenin olumsuz etkilerinin azalmasıyla birey sayısı artış gösterir. Cevap D.